eğer sahiplendirebilirsek direkt sahiplendiriyor. Bu hayvanların devamlı insan sevgisinin ihtiyaçları var. Çünkü travma görüyorlar. Bakın burada bir tane burnu kırılan var mesela. Çivili sopayla hemen arkamızda. Şu aşağıda Düzce'den aldığımız yüzü kimyasalla yakılan. Buradaki kedilerin hepsi bir şekilde bacaklarını kaybetmiş. Hepsi bir insan tarafından yapılmış. Bu tür vakalar. Genelde bizim aldığımız ağır vakalar. Şu an 6 tane hayvan tedavide. Hepsi bir şekilde yani 3'ü zaten bacağını kaybetmiş. Diğerleri de insan şiddetine maruz kalmış. Bu şekilde hayvanlar alıyoruz. Tedavi edip bırakmıyoruz. Bacağını kaybeden hayvana biz protez yaptırmaya da çalışıyoruz. İşte hatta insanlar yapılan protezlerden değil, implant protez dediğimiz protezden yapmaya çalışıyoruz. Bu şekilde çalışıyor dernek. Normalde sağlıklı hayvan burada bırakmamaya çalışıyoruz. Yukarıdaki hayvanların tümüyle tedavisi bitmiş durumda. Orada 10 tane falan var şu an. Yani alan olsa onları da vereceğiz hemen. Hemen sahiplendireceğiz çünkü amaç zaten bu. Tedavisini yapıp sahiplendirmek. Neden sokağa salamıyoruz? Çünkü o hayvan yapamıyor sokakta. Birisi yukarıdakilerden birisinin boynuna bir stel bağlamış. Arabanın arkasında sürüklemiş. Hiçbir şekilde yaklaşmıyor. Yaklaşık 6 aydır bizde. Bize bile yaklaşmıyor. Yani her gün mamasını biz vermemize rağmen, buradaki görevli her gün sevmesine rağmen gene yaklaşmıyor. Şu yavruların 8 tanesini bir kasa içinde Bilecik'te Bilecik Göl pazarında çöpe atmışlar annesiyle birlikte. Bir tanesi ölmüş, 8 tane kaldı şu an. En ağır vakalardan birisi aşağıda yüzü yakılan, yaklaşık 9 aydır tedavideydi. Hiçbir şekilde ilerleme olmadı. Yukarıdakilerden bazıları Yozgat'tan, bir kısmı birisi Tokat'tan, birisi Ordu'dan, yani Türkiye'nin her yerinden. Sahiplendirme şu şekilde, kesinlikle bahçeli ev şartımız var. Yani apartmana kesinlikle köpek vermiyoruz. Çünkü bunlar büyük ırklar. Yani bize küçük köpekler gelmiyor. İşte periyerdi, kukurdu falan küçük köpekler genelde gelmez. Biz de sadece sokak hayvanlarının tedavisiyle ilgili. Bu büyük köpeklerde yani evde yapamayacakları için onun için bunları kesinlikle bahçeli evlere sahiplendiriyoruz. Sahiplendirme kısmı biraz daha zor. Çünkü bahçeli ev bulmak da zor. İyi bakan insan bulmak zor. Sözleşmeyle sahiplendiriyorsunuz. Yani direkt biz hani bunu sahiplendirdik ama bitti gitti olmuyor. Çünkü bir de yüzü tamamen parçalanan bir kedimiz var burada. O da bir insan tarafından yapılmış büyük ihtimalle. Çünkü yani anlaşılamadı ne oldu. Ama çenenin yarısı yok. İşlerin bir kısmı yok. Tedavisini yaptırdık. Bunu uyutun dediler. Yani uyutma dediğimizde iğneyle öldürme. Ötekisi yapma. Ama şimdi biz hayvana sorabilsek desek ki arkadaş işte biz seni uyutacağız. Ne düşünüyorsun? Eğer bize cevap verilmiş olsa uyutalım. Ama cevap veremediği için biz bunun hani hakkına sahip değiliz. Yani son anına kadar tedavisi için uğraşıyoruz. Eğer ölürse doğal yollardan, kendisi ölürse tamam. Ama eğer ki yaşatabilirsek de bakın burada yaşattığımız bir tane var. Yani herkes bunu uyutun dedi bütün veterinerlerde. Şimdi besleme yapalım isterseniz. İçeri de girebilirsiniz. Bu taraflara özellikle hiçbirisi saldırmaz. Oradakiler de saldırmaz. Korkmayan varsa içeri de girebilir. Yani üstünüz başınız batabilir. Bağcılar, Akşemsettin Anadolu Lisesi öğrencilerinin bakım evi ziyareti. Bugün 80 öğrencimiz geldi bakım evimizi ziyaret etmeye. Köpeğin türü ne tam olarak? Hangisinin? Çoban köpeği. Çoban. Yozgat'tan gelen. Tümörlü olan demiştim. Çoban köpeği. Canları seviyorlar ve besliyorlar. Dost, abluk altına alınmış. Onu da arayacak, bir tane seçti. Çektim kanka zaten, yalnızca gidiyor evine aldı. Şu hayvan korkuyor. Varım. O insanlardan korkuyor, şüphe gördüğü için korkuyor. Ne oldu? İnsanlar ikiye ayrılır. Bir sevenler, iki izleyenler. Bu değil mi? Bir dakika. Ver lan, ver. Bak, bak lan. Gel lan, gel. Çok iyi. Evet, yavruları falan da beslediler. Akşemsettin Anadolu Lisesi'nin öğrencileri. 80 öğrenci geldi arkadaşlar bugün. Bebeleri, büyükleri hepsini bakar mısınız arkadaşlara? Çok şeker ya. Ben bunu çok sevdim abi. Büyük, çok güzel. Oğlum ne oldu? Çok tatlı. Onlar bayağı bir şiddet gördükleri için çıkmıyorlar. Hele siyahla benekli en kötüleri o siyah olan arabanın arkasına bir telle bağlanıp boynundan telle bağlanıp sürüklenen can. Onun için insanlardan çok korkuyor. Kedilerin bölümündeyiz şu an. Hayır. Boncuğa
bakar mısınız fıstığa? İnsanlardan çok kaçıyordu, artık alıştı. Şimdi ikramlarımız başlayacak. Herkesi bekliyoruz arkadaşlar. Gelmek isteyenler call center numaramızdan konum isteyebilirler. Sürefa Poyraz Anadolu Lisesi öğrencileri geldiler bugün. Hem mama getirdiler hem de ziyarete geldiler. Öğrencilerimiz üzeri bu şekilde oldu tabi. Şuraya kaçırtmadan. Onu ben alabilirim. Onu ben alabilirim. Sen gel bakayım. Hocalarımızla birlikte geldiler bakımımızı ziyarete. Dışarı çıkmazlar değil mi? Çıksa da kaçamazlar ama. Gel dost, oğlum gel. Kudi çıkabilir bir tek. Gel oğlum gel. Bugün Vefa Poyraz Anadolu Lisesi öğrencileri hem bakımımızı ziyarete geldiler, hem canları sevmeye hem de beslemek için yani mama getirdiler. Sağ olsunlar. Öğretmenler, öğretmenleriyle birlikte geldiler. Gördüğümde de böyle yapmıştı. Avra abileri görüyor musunuz? İbrahim Çağlar Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri geldi bugün. Bakım evimizi ziyarete. Bil hocam. Kim konuşmak ister? Ben çayımı içeyim. Buyurun. Hocam ben buranın olduğunu bilsem günde bir kez gelirdim buraya. Her gün gelirdim. Ne güzel. Buyurun başka. Var mı? Başka ne olacak? Hocam. Bilal. İnsanlar hayvanların canını bilmiyor. Hep kendi canlarını düşünüyorlar. Ama ondan sonra onların başına bir şey gelince hiçbir şey yapmıyorlar. Ama kendilerinin başına bir şey gelse... Güler sen çarp. Çok sağ olasın. Başka konuşmak isteyen arkadaşımız var mı? Arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Yiyemedim. İyi ki geldiniz, iyi ki buradaydınız. Geldim gördüğümde. Evet çocuklar, sokak hayvanlarını kimler besliyor? Tamam, indirebilirsiniz. Kuşlara ve kargalara yem veriyorum. Kuşlara ve kargalara yem veriyorum. Yem veriyorsun. Ümmü Seleme, dur şuna bakalım öncelikle. Evet, kuşlar için yemeğimiz hazır. Onlar da zaten uçuyorlar bakın. Gölgesi. Az sonra gelip yiyecekler. Bakın bir tanesi geldi. Geldi, az sonra yiyecekler. Evet Ümmü Seleme sen. Öğretmenim, bizim sitede köpek var. Hı-hı. Ben kedilere yem veriyorum ama o kendisi giyip bildiriyor. Ege kaç tane köpeğin oldu? 4. 4 tane. 3 taneydi en son. Sonra ne oldu? Pazar günü 4'ü. Pazar günü de bir tane oldu. Evet Sahra, sen ne yapıyorsun? Sokak hayvanları besliyorum. Evet, her bulduğu kutudan kedilere yuva yapan Zehra. Zehra ne yapacaksın bununla? Yavru kediler için mi bu? Yani küçük kedileri olur. Yani bunlar hepsi. Kaç tane yuvan var böyle? Kaç tane yaptın? Bir tane yapmıştım, o da kayboldu. Tekrar yapacaksın. Evet abi. Evet, başka kimlerdi? Sen köpekleri besliyordun. Evet, kemik veriyordun, süt veriyordun. Süt veriyorsun. Bir de kedilere süt veriyorum, kuşlara da yem veriyorum. Aferin canım, aferin. Ceren? Kargalara ve kuşlara gelmedi. Aferin sana. Ömerciğim, evet. Ben de köpeklere et veriyorum. Onlar da yiyorlar. Aferin. Siz kedi besliyordunuz herhalde. Evet. Kaç tane var şu an? Sokaklarda. Yani sokaklarda bir tane buldum. Evet, bir tane daha vardı. Evet, Tuğba. Bir dakika. Öğretmenim, bir tane yavru kedi vardı. Eskiden konuştum.
kedimin oldu, hamile oldu bir de. Hamile mi kaldı bir de? Şimdi yavruları... Onları oldu. Da besleyeceğim. Tamam. Onları sahiplendiririz artık. Başka var mıydı? Evet. Demirin biz pikniğe gittik. Orada bir sürü köpek var bulduk. Köpeğin kemikleri verdik. Aferin. Aferin canım. Evet, söz hakkı almayanlardan. Fatih? Evet, biz bir kere pikniğe gitmiştik. Babamın tanıdığı da geldi. Böyle bir tane kap koymuşlar böyle bir hayvanlar. Kemikleri köpekler falan yemesi için bunlara şey yapmış. Sen de veriyor musun hayvanlara? Ben de koymuştum. Aferin sana. Furkan? Öğretmenim bizim evin camının kenarına her gün bir tane kedi gelirdi. Onu kahvaltıdan ardından peynirlerden verirdik. Aferin sana. Evet İrem? Biz de dışarıdaki kedilere süt veriyorduk. Bizim köpek girmiyor, onun için köpeklere vermiyor. Sadece kedilere. Kediler mi arasınız size? Aha, köpek girmiyor. Köpek yasak. Yasak. Ama evin içine girebiliyor. Bir tanesi girdi ama onu da çıkarmaya çalışıyorlardı. Ödüm. 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 Ödüm.